Evet, şimdi de bir üst aşamasına geçtik. Yani şu bölüm, bakın şu. Daha silahlar, cihazlar kısmına girmiyoruz. Alt kısmının bir üst kütüğünde şu bölümü yapacağız şimdi de. Ve buraya yapıştıracağız. Öncelikle şu kısmı alıp buradan başlayaraktan böyle devam edeceğiz. İlk olarak şu parçamız var elimizde. Şu parçamız var. Bunun bu şekilde belli başlı yerlerini katlamamız gerekiyor ki hazır olsun. Şimdi bu parçamızı bu şekilde kestiyseniz, bakın şöyle bu şekilde kestiyseniz, böyle hazır ettiğinizi düşünelim. Bunu yapıştıracağız. Fakat şuraya dikkat etmeniz lazım. Şu kısım şöyle, bakın şu kısım şöyle aşağıya doğru inecek. Yani burada 3 boyutlu bir cisim ortaya çıkacak. Şöyle göstereyim. Şurayı nasıl yapıştıracağınızı göstereyim. Evet, bakın bu şekilde. Tam bu şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Hem burayı hem de burayı. Burayı zaten birleştirirsiniz, kolay. Sadece şuralara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buralar 3 boyutlu böyle bir içe doğru çöken bir kısım oluyor. Dediğim gibi bakın şu iç parça zaten böyle açık olacak. Şurayı şöyle, burayı bu şekilde. Tam bu şekilde yapıştıralım. Tam bu şekilde yapıştıralım. Şöyle göstereyim. Ondan sonra aynı şekilde simetrik olan da burayı da o şekilde yapıştıralım. Ve sonra devam edelim arkadaşlar. Burayı da birleştirin. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın buraları bu şekilde birleştirdik. Bakın aynen bu şekilde. Altından da görün. Buraları birleştirdik. Şuradan da birleştirme yaptık. Burası da birleşecekti. Şimdi yapmamız gereken, bakın şu parçayı yapıştırı sürüp şuralara yapıştırı sürüp bence önce buraya yapıştırın. Şu ön tarafı yapıştırınız, kurusun. Sonra burayı, sonra buraları böyle yavaşça yapıştıraraktan burayı kapatalım. Şu hale getirelim. Sonra devam edelim arkadaşlar artık. Bunu bitireceğiz, bu parçayı. Evet, bu parçamızı bitirdik. Bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle bir parçamız olacak bu. Bu şekilde bir parçamız. Evet, buraya ikinci parça girecek. İkinci parça da bu arkadaşlar. Şimdi yapmanızı istediğim, bakın bu basit bir parça. Sadece şu beyaz kısmını yapıştırarak birleştirin. Tabi bunu yapmadan önce katlamaları, şu çizgilerden katlamaları düzgün bir şekilde yapın önce. Evet, sonra buraya yapıştırdınız, kuruttunuz diyelim. Şu kısmına yapıştırı sürerek bence yavaş yavaş ikişer, yani tek tek yapsanız daha iyi olur. Buraları da kapatın ve kapalı bir sistem haline gelsin. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, birinci parçamız buydu. İkinci parçamız da bu şekilde birleştirdiğimizde geliyor. Yapmamız gereken, öncelikle bir deneme yapın. Şuraya giriyor mu çıkıyor mu diye. Bakın şu küçük ağzı dar olan kısım birinci kısmın arkasına doğru girecek. Yapıştırmaları sürüp bu şekilde monte edeceğiz ve sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu yapın, devam edelim. Evet. Evet, ben şu şekilde yapıyorum. Önce bir yapışır sürüp içine monte ettim ama elimizle oraya ulaşamayız. Kurşun kalemle, bakın şu şekilde tutaraktan, bu şekilde yere koyaraktan, şöyle içten baskı yaparaktan daha kolay yapışmasını sağlayabilirsiniz. Hatalar olacaktır. Zaten şu beyaz kısmı altta kalacak, gözükmeyecek. Hatalar olacaktır. Onları da size yine planda vereceğim ek mavi kağıtlarla yama yapabilirsiniz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü parçaya geldi. Bunun üçüncü parçasına geldi. Şöyle iki tane parçamız var. Burada yine dikkat edeceğimiz kısım, bakın buradan aşağı indirmiştik. Yani buradan şöyle baktığınızda, bakın buradan yükseliyor ve buradan çukura iniyor. Bu çukuru bir sefer buradan çıkartacağız. Artık bunun çıkış noktasını bulacağız. O yüzden de bu parçamız var. Şimdi öncelikle bunu bu şekilde kestik diyelim. Bakın bu şekilde. Şunu kısmı şöyle bir katlayın. Şunları katlayın. Yani hazır olsun. Şunları katlayın. Şuraları katlayın. Sonradan bizim yapmamızı sağlayacak. Sonra mesela bu buraya yapışacak ama önce bunu yapıştırmayacağız. Çünkü zor olan bir kısım var. Bunu oraya yapıştıracağız. Şimdi bunu da katlayın. Şu beyaz kısmını bakın. Şuraları katladık. Şuraları katladık. Evet, bu katlı yerler
hazır olsun. Sonra kullanacağız bunları. Yapmamız gereken şu beyaz kısma yapıştırıcı sürüp şuranın tam altına tam denk gelecek şekilde yapıştırmak. Şuraya bakın. Şu şekilde yapıştırın. Bu şekilde devam edelim. Unutmayın, tam buraya denk gelecek şekilde, beyazı kapatacak şekilde tam buranın altına bu şekilde yapıştırın arkadaşlar. Bu neresi olacak? Bu neresi olacak? Bakın şurada arka taraf var. Arka taraf olacak. Şu çıkıntının çıktığı taraf. Şöyle gelip çıktığı taraf. O yüzden önemli. Onu da yapın. Devam edin. Evet, bakın yapıştırdık burayı. Şimdi burası daha yapışmadı. Bakın buralar yapışmadı. Sadece şurayı yapıştırdık. Burada önemli olan şunun şöyle bükülebilir olması. Bakın. Çünkü burası yukarıda, burası aşağıda olacak biraz. Şu kadar parça şöyle bir boşluk olacak. Evet, bu şekilde bükülebilir olması. Şimdi ilk olarak nereye yapıştıralım? Şurası, bakın beyaz yere yapıştırıcı sürün ilk olarak. Tam şuranın dibine kadar, bakın dibine kadar. Tam buranın dibine kadar getirip bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde olacak çünkü bu. Tam dibine kadar, bakın. Buradaki boşluğu aldırmaya çalışın. Yani şöyle yapıştırmayın bakın. Tam burada dibine kadar yapıştırmaya çalışın. Kurusun. Sonra devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar hata yapmayın. Ben birazcık hata yaptım. Şöyle söyleyeyim bakın. Bir yükseklik şurada vardı. Sonra çukura iniyoruz. Bakın çukura iniyoruz. Sonra bu şekilde çukurdan çıkıyoruz. Ona dikkat edin. Yani nasıl söyleyeyim? Şu yapışkanlı, beyazlı yapışkanlı yeri olan taraf yukarıda olacak. Şu hiç bak bu buraya gireceği için hiç yapışkanı olmayan, beyazı olmayan yer aşağıda olacak şekilde. Şu dikeyliği ona göre ayarlayın. Ona göre bükün yani. Ben demin hata yaptım. Böyle, bu şekilde bükmüşüm. Hayır, bu şekilde bükülecek. Buna dikkat edin. Evet, şunu yapıştırdık şimdi. Bakın bu şekilde oluyor burası. Bakın burası da yükselti. Şöyle. Tamam, güzel. Şimdi yapmamız gereken önce şurayı yapıştırı sürüp burayı tam bir şekilde üzerine yapıştırmak. Kuruduktan sonra da bunu yapıştırıp bitireceğiz ve bu şekilde getireceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekle getirin artık gösterdiğim gibi. Sonra devam edelim. Evet, bakın şu anda burayı da bitirdik. Şurada boşluk olacaktır. Şöyle göreceksiniz. Ama normalde bu şekilde durduğu için şöyle o boşluk görünmeyecektir. Ha, şunu yapabilirsiniz. Tam böyle dikey vaziyete getirip küçük bir mavi yapıştırıcıyla şurayı şöyle birleştirebilirsiniz. Ama yapmanıza gerek yok. Çünkü o çok fazla göze batmıyor. Orada çok ince bir parça vardı. Eğer o parça olursaydı siz bunun yapması daha zor olacaktı. Ben bunu, o parçayı oradan çıkardım. Böyle kolay bir şekil alsın diye. Bakın yükseltisi oldu. Şimdi yapmamız gereken ne? Unutmayın, beyazlı kısım arkaya gelecek. Biz yine burada yaptığımız gibi buralara yapıştırıcı süreceğiz. Ve buraya güzel bir şekilde yapıştıracağız. Ama öncelikle dediğim gibi hep kontrol edin. Giriyor mu, girmiyor mu diye. Tam denk geliyor mu diye. Bakın bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde burayı monte edelim. Ve sonra devam edelim arkadaşlar. Evet, beyaz yerleri yapıştırıcı süreceksiniz. Ve buraya bunu geçireceksiniz. Evet. Dikkatli yapın. Bunları böyle içe doğru hafiften bükün ki kolay olsun. İçe girdiğinde demin gösterdiğim gibi kurşun kalemle altlardan destek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi de arkadaşlar şu parça var. Bu kısım, yani şu gördüğünüz iç kısım çukur olacak şekilde şu siyah parça konuyor. Şu çukurluğu yapmaya çalışacağız. O siyah parça da bu. Bunu güzelce arkasına yapıştırı sürüp şuraya ortalayacak şekilde, bakın sağdan soldan buraya yapıştırın. Yapıştırın. Şöyle bir şey, bunu çukur yapmaya çalışacağız ama bu bizim bir hizalamamız olacak. Bu şekilde yapıştırın bakalım. Kenarlarına yapıştırı sürün. Ortasına sürmeniz gerek yok. Bu şekilde yapıştırın. Ve sonra devam edelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ortalı. Unutmayın. Bu şekilde gelecek şekilde ortalı bir şekilde yapıştırmaya çalışın. Sağdan soldan ortalı şekilde. Evet. Şimdi bu siyahı buraya yapıştırdık. Güzel. Şekli aldı. Şimdi isteyenler bu aşamayı yapmayabilir. Ya ben daha da çukur kalsın istemiyorum. Bu şekilde olsa
benim işime gelir, sıkıntı yok diyebilir. Çünkü biz malzemeleri yapıp üzerlerine yapıştırıp geçeceğiz. Ama ben çukurun olmasını istiyorum, o orijinalliği olmasını istiyorum diyorsanız bu aşamayı, şu anki aşamayı yapmanız gerekiyor. Şimdi biz bu siyahı çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Bakın, çok küçük bıçakla, çok küçük bir yani şunu şöyle etrafından hiç zarar vermeden şu şekilde kesip çıkarmamız gerekiyor. Onu da küçük bir bıçakla şöyle küçük bir yeri delip, böyle deldiniz diyelim. Sonra makasla oradan girip bu siyahlığı böyle küçük küçük, bakın, çıkarmanız gerekiyor. Etrafından dolanacaksınız. Evet, ben dolanmayı bitirdiğimde göstereceğim. Bakın, sadece etrafından dolanıyorum. Hiçbir şekilde sağına soluna zarar vermiyorum. Bu şekilde dolanıp bu siyahlığı yapıştırdıktan sonra tekrar buradan çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, çıkaralım, sonra tekrar geri geleceğiz. Devam edeceğiz. Evet, bakın, çıkardık. Bu parçayı önce yapıştırdık, sonra tam onun etrafından keserekten bunu çıkardık. Şimdi burada bir çukurluk oluştu. İstediğimiz çukurluk bu zaten. İsteyenler dediğim gibi bunu yapabilir. Çünkü bunu yapmak o kadar da kolay değil. Yani düz de yapıp geçebilirsiniz. Şimdi ise bu bitti diyelim. Bunu kuru bir şekilde çıkardık. Sonra bunu yapıştırı sürüp bu sefer zemin tarafına yapıştıracağız. Böylelikle bakın çukur bir kesim olmuş olacak orada. Çukur bir kesim olacak. Bu şekilde çukurluğu sağlamış olacağız doğal olarak. Evet, isteyenler yapsın bunu. Buraya yapıştırın ve çukurluğu sağlamış olacağız. Ben bunu yapmak istemiyorum diyen düz bu şekilde de bu haliyle de yapabilir. Ama orijinalinde o çukurluk var. Biz o çukurluğu sağlamak için yaptık bunu. İsteyen yapsın, istemeyen yapmasın arkadaşlar. Evet, bu şekilde de buraya tabana yapıştıracağız. Bakın, böyle bir şekil almış olacak. Sonra da şunları şöyle hafiften içe doğru, şu kenarları içe doğru bükerekten sağlı sollu ortalarsanız daha iyi olur demiştim. İçe doğru bükerekten bunu hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siyah iz düşüm şeklinde tam alta gelecek şekilde burayı kesmiştik, zaten almıştık. Altına bu sefer yapıştırdık. Böylelikle çukurumuz oluşmuş oldu. Doğal bir çukur oluştu. İstediğimiz çukura ulaştık. Şimdi artık arka tarafını yapacağız. Arka tarafında da şöyle bir parçamız var. Buranın içini bu şekilde alın. Sadece şu yapıştırma yeri kalsın. Bir de katlamaları yapın. Şöyle katlamaları yapın. Bunlar hazır olsun. Sonradan uğraşmayalım. Yani şu katlama yerleri hep böyle katlı şekilde olsun. Hazırlayın bunları. Bütün her yeri katlayın. Bakın, burası katlanacak. Burası katlanacak. Bunları yaptınız. Öncelikle burası, şurası üste gelecek. Şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Yani şöyle bir şekil alacak. Burada da göründüğü gibi, bakın. Şurada da göstereyim. Şöyle bir şekil alacak. Şurada da bir çukurumuz var. Şurada bir çukurumuz var bakın. Su akıntı yeri galiba burası. Burayı da yapmak için bir uğraşacağız. Bunun içinde şöyle bir parçamız var. Şöyle bir parçamız var. Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi yapmamız gereken şu parçayı yapıştırırken alttan yapıştıracaksınız. Yani altından önce şuraya yapıştırıcı sürüp şu küçük yere şuraya yapıştıracaksınız. Sonra buraya yapıştırıcı sürüp şuraya yapıştıracaksınız. Tam bu şekilde yapıştırıp kurutun. Bakın, gördüğünüz gibi kurutun. Sonra devam edelim. Unutmayın. Bakın, bunun bir tarafında yapıştırma yeri yok. Burada var. Alttan oraya yapıştıracaksınız. Şuraya da yapıştırıcı sürüp şuraya yapıştıracaksınız. Evet, şöyle yapıştırın. Bu şekle getirin. Yapıştırın böyle. Bu şekle getirin. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, önce ben buraya yapıştırdım. Bakın, burası kurumasını bekleyin. Burası kurudu diyelim şöyle. Şimdi de buraların şöyle küçük yapıştırma yerleri var. Bunları böyle katlamamız gerekiyor. Böyle katlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle katlamamız gerekiyor. Sonra şuraya yapıştırıcı sürüp bunlar kullanacağız. Çünkü şunları da şöyle ikiye katlanabilir olması lazım. Buralar da katlanabilir olması lazım. Onlara da dikkat edin. Şuraya yapıştırıcı sürüp tam buraya yapıştıracağız ve burası kuruduktan sonra, diyelim ki burası kurudu, bakın böyle bu şekilde kurudu, bu şekilde kurudu, sonra şu beyaz yerlere yapıştırı sürüp onu da bu şekilde buraya doğru yapıştıracağız. Böylelikle de burası bitmiş olacak. Aslında hani yapıştıramıyorsanız çok da onlara yapıştırmayın, beyazlıklarını, yani şu kenarlarındaki beyazlıkları kesip yapıştırmadan direkt oraya böyle koyabilirsiniz. Orayı kapatır. Ama yapıştırırsanız daha iyi oluyor. Ona da dikkat edin.
Evet, bu şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Birazdan bitmişe bakın. Bu şekilde gelecek yani. Orayı kapatacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuraları kapatacak. Yapıştırıcı yerlerinden. O beyazlıklardan yapışarak burayı kapatacak. Tek hamlede de yapıştırabilirsiniz artık bunu. Bu şekilde. Evet, birazdan devam edeceğiz. Evet, bakın bu şekilde yapıştırdık. O kanal oluştu. O küçük kanal oluştu. Şöyle şuradan da bakabilirsiniz. Evet, biraz karanlık gözüküyor ama şöyle de görebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken ne? Şimdi artık kapatacağız burayı. Şu beyaz yerleri görüyorsunuz. Şurada bakın beyaz yerleri. Şu beyaz yerleri şuranın altına gelecek şekilde şöyle yapıştıracağız. Şöyle yapıştıracağız. Kuruyacak bunlar. Sonra da kalan beyaz yerleri yapıştıracağız. Böylelikle kapalı bir sistemimiz oluşmuş olacak bu şekilde arkadaşlar. Unutmayın, ilk bu beyaz küçük üçgenleri yapıştırın. Şöyle. Sonra da geri kalan büyük kısmı yapıştırın. Ve şöyle bir şeklimiz oluşsun arkadaşlar. Evet. İlk üçgenleri yapıştırın ve sonra devam edelim. Evet, bakın buraları yapıştırdık. Şu şekle geldi. Görüyorsunuz. Şimdi de yapmamız gereken şu beyaz yerlere yapıştırıcı sürüp buraları kapatıp şu şekle getirmek ve sonra devam edeceğiz. Evet, artık şu parçayı da oluşturduk bakın. Yapmamız gereken şu beyaz yerlere yapıştırıcı sürüp şunu şuraya içine monte etmek, yapıştırmak. Burası da artık biraz daha dikkat ederekten yapıştırmanızı tercih ederim. Bu alttan da yine kalemle şuradan destek yapabilirsiniz. Çünkü burada delik, tabii delik oluşturanlar için, yani burayı çukur yapanlar için şuradan destek yapabilmeniz kolaylık sağlar. Öyle de olmazsa da yavaş yavaş yapıştırırsınız. Yapışmayan yerleri yine destek yaparak yapıştırırsınız. Bu şekilde bu şekli oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Ve artık devam ediyoruz. Bu kısımda böylelikle bitmiş oluyor. Bu da sidamızın ikinci büyük parçasıydı. Evet, şunu da yapıştırdık diyelim böyle bir şekilde. Şurada bir bombelik oluşuyor. O sebeple şuradaki küçük parçadan dolayı. O önemli değil. Şöyle bastırdığımızda zaten sıkıntı kalmıyor. Evet, bunu böyle yaptık diyelim. Şöyle bir parçamız var. Bunu şuradaki, bakın çizgi var. Şurada şu ayrım yeri var. Oradan bu tarafa doğru gelecek şekilde şöyle yapıştırmamız gerekiyor. Evet, tam şöyle güzel bir şekilde buraya yapıştırın. Bu da burada hazır olsun. Ve sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu parçayla bu parçayı birleştirmeye kaldı. Şimdi bunu nasıl birleştireceğiz? Şu arka kısmı görüyorsunuz. Şu hizayı, yani şu alt ve gerideki kısım tam buraya denk gelecek şekilde, bakın tam bu şekilde hizalı denk gelecek şekilde, aynen bu şekilde denk gelecek şekilde buraya yapıştırmamız gerekiyor. Yani şu kısım tam öne gelmeyecek. Bu kısım tam öne gelmeyecek. Bu şekilde kalacak şekilde bunu böyle yapıştıracağız. Altına yapıştırır sürerseniz ortaya ve kenarlarına, ortaya ve kenarlarına sürerekten, şu kenarlar önemli, şu kenarlarına ve ortaya sürerekten buraya yapıştırmasını sağlayabilirsiniz. Zaten bir yerden tuttuğu zaman sert bir şekilde oraya kalacaktır. Bu şekilde yapışmasını sağlayın ve sonra devam edelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapışmasını sağlayın ve sonra devam edelim.